Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karar Konya'yı heyecanlandırdı. Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Aşağı Pınarbaşı mevkiindeki bölge, resmi gazetede yayımlanan kararla Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Konya'ya müjdeyi verdi. 2019 yılında bildiğiniz gibi Konya'da 24 ortaklı bir şirketin Aselsan'la yaptığı ortaklıkla başlayan Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi'nin kuruluşu ve 22 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın deklarasyonuyla ve temel atma töreniyle hayata geçmesinin ardından bu bölgenin endüstri bölgesi ilan edilmesiyle ilgili başlayan süreçte bugün itibariyle yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onay imzasıyla resmileşmiş oldu. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü yatırımın detaylarını açıkladı. Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ'nin yatırımının başladığı bölgenin 1.591.000 metrekarelik tamamı Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bu bölgede Aselsan yatırımına başlamıştı zaten. Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ yatırımına başlamıştı. Şu anda zemin iyileştirme ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Buranın devamında da benzer nitelikte teknoloji firmalarının, ileri teknoloji firmalarının üretim yapacağı bir teknoloji üssü haline inşallah gelecek bu bölge. Dolayısıyla Ankara yolunun bir tarafında Türkiye'nin üçüncü büyük organize sanayi bölgesi üretim faaliyetlerine devam ederken hemen karşısında bir teknoloji üssü olarak inşallah inşa edecek olduğumuz Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi de teknolojik üretim üssü olarak üretim faaliyetlerine devam edecek. Başkan Kütükçü, Konya'nın hem sanayi hem de teknoloji anlamında önemli yollar kat ettiğini belirtti. Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin dönüm noktası olacağını dile getirdi. Bu gelişme Konya'nın 50 yıllık sanayi tarihinin bir dönüm noktası. Çünkü bu bölge Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olacak. Dolayısıyla bu bölgede hamdolsun bu yıl bir rekorla kapattığımız ihracatımızı ki koyduğumuz hedef 2 milyar dolardı. Hamdolsun 2 milyar 14 milyon dolarla kapatmış olduğumuz ihracatımızı geliştireceğimiz, Konya'da teknoloji ve ileri teknoloji üretimini geliştireceğimiz ve Konya için yeni bir manevra etkisi oluşturacak olan çok önemli bir kazanımı daha hamdolsun şehrimiz ve ülkemiz başarmış oldu. Kütükçü, bölgenin Konya'ya ve Türkiye'ye çok büyük katkısının olacağını vurguladı. Bu bölgede yatırım yapacak teknoloji şirketleriyle birlikte 100 milyon dolar cari açığa katkı sağlaması hedefleniyor ve bu bölgede de 4000 kişinin çalışması hedefleniyor. Konya'ya da büyük bir katkı sağlayacak, ülkemize de büyük bir katkı sağlayacak inşallah. Çünkü ülkenin teknoloji yoğun, katma değeri yüksek üretimlere yöneldiği bir dönemde, tam da doğru bir dönemde Konya'da böyle bir doğru hamleyle inşallah yerini almış olacak.